Evet, çok dikkatli ve hakkını arayan bir izleyici kitlemiz var. Hemen bir küçük düzeltme yapalım. Biraz önce Necati Büyükkeskin'e atfen borsa pazartesi yükselecek dedim. O ona ait değilmiş. Kime aitmiş? Necmi Aydın'a, ikisi de N ile başlıyor falan. Aklımda öyle kalmış. O yüzden düzeltelim hemen. Necati Bey tweetini attı. Ben öyle bir şey demedim dedi. Evet, o öyle bir şey dememiş. Necmi Aydın demiş. Peki. Bir kentsel dönüşüm haberimiz var sırada, sonra biraz Adana konuşacağız. Türkiye'nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa'da temeller bugün atıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat katıldı. Proje 800 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiriliyor. İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesinde önemli bir adım atıldı. Türkiye'nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul'un temeli törenle atıldı. İstanbul Beyoğlu'nun kalbinde toplam 450 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Piyalepaşa İstanbul projesinin yatırım bedeli 800 milyon dolar. Piyalepaşa İstanbul'a ilgi ise büyük. Toplam 950 konuttan 353'ünün satışı tamamlanmış durumda. Kentsel dönüşüm projeleri sürerken yasaya ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, kentsel dönüşüm yasasında değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüm Türkiye için olmazsa olmaz bir yasa. Yani çıkaranlardan Allah razı olsun. Öngörebildikleri her şeyi öngörmüşler. Ancak yasa çıktıktan ve uygulamaya geçtikten sonra tabii ki beklenmeyen o kadar çok şey çıkıyor ki, biz Sayın Bakan'a da Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik bunu. Böyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu yasanın yeniden eksikleri, yani uygulamadan sonraki eksiklerini tekrar yasanın içine koymak lazım. Yönetmelikleri de ona göre düzenlemek lazım. Bu kentsel dönüşümün en büyük projesi İstanbul'da. İşte bir 15 senedir uğraşıyoruz bu hale getirmek için. Hala da uğraşmaya devam ediyoruz. Bugün Şehircilik Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla ilçe belediye başkanımızın temel atma törenini yaptık. İnşallah hayırlı olur bölgeye. Polat, gayrimenkul sektörünün Türkiye'de büyüyeceğinin de altını çizdi. Biliyorsunuz yılda milyonun biraz üzerinde konut satışı oluyor Türkiye'de. Yine aynı hızla devam ediyor. Zaman zaman konjonktürel, siyasi belirsizlikler veya iniş çıkışlarla sektör de ona paralel gidiyor. Ancak ben şunu söyleyeyim. Ben normalde Polat İnşaat bizim 65 yıldır İstanbul'da binden fazla proje yapan bir kurum. Ben daha bugüne kadar gayrimenkulden para kazanmayan, bırakın zarreden para kazanmayan bir yatırımcı hiç tanımıyorum. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı, İstanbul Ok Meydanı'ndaki kentsel dönüşüm süreciyle ilgili de bilgi verdi. Beyoğlu Belediye Başkanımıza da bir müjde vermek istiyorum. İstanbul'un kalbi Ok Meydanı'nda da kentsel dönüşümü başlatıyoruz inşallah. Bugüne kadar kontrolsüz bir gelişme gösteren Ok Meydanı'nda 24 adet harabe halinde bina, 10 binlerce sağlıksız yapı bulunmakta. Bu projeyle bu alanlar yenilenecek, bölgenin afete karşı riskli olan dokusu düzeltilecek, vatandaşımız güvenli yaşam alanlarına kavuşacak. İnşallah devlet, belediye ve özel sektör eliyle yapılacak bu çalışmaya ilişkin detaylı bilgileri önümüzdeki dönemlerle sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız. Piyalepaşa İstanbul'da yaşamın 2018 yılında başlaması hedefleniyor. Piyalepaşa projesi tek parça halinde şu anda yürüyen en büyük kentsel dönüşüm projesi. Eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vaat ettiği Ok Meydanı projesi hayata geçirilirse bir numaraya Ok Meydanı yerleşecek. Ok Meydanı ondan çok daha büyük bir proje. Ok Meydanı'nda muhtemelen altyapı ve üst yapı hizmetlerinin önemli bir bölümünü Kiptaş Büyükşehir Belediyesi'nin konut yapım şirketi üstlenecek diye düşünüyorum.